Herkese merhaba. Bu dersimizde Mimojo 7 Le Akoru'nun yani E7 Akoru'nun farklı yöntemlerle çalınma biçimini öğrenmiş olacağız. İlk gösterim birinci parmak ikinci tel üçüncü perdeye basıyor. İkinci parmağım üçüncü tel dördüncü perdeye. Üçüncü parmağımsa birinci tel dördüncü perdeye basıyor. 4 telden itibaren çalabilirsiniz ilk iki teli çalmadan. Bu bize mi majör 7'li akorunu vermiş oluyor. Bir diğer gösterimde ise bildiğiniz mi majör akorunu basalım. Bilmeyenler için birinci parmağım üçüncü tel birinci perde. İkinci parmağım beşinci tel ikinci perdede. Üçüncü parmağımsa bir altında. Bu mi majör akoru. Bunu yedili yapmak için üçüncü parmağımı, yüzük parmağımı kaldırdığım zaman yedili yapmış oluyorum. Bir önceki yöntemde serçe parmağını ikinci tel üçüncü perdeye bastığım zaman da şu şekilde üçüncü parmağım yine kalk bir şekilde bastığım zaman bu da E7'li akorunu elde etmemizi sağlıyor. Şimdi mi majör akorunu aynen basalım. Serçe parmağını yine ikinci tel üçüncü perdeye bastığım zaman bu sefer yüzük parmağını kaldırmadığım zaman yani böyle de E7'li bu şekilde E7'li olmuş oluyor. Bu yöntemde ise do majör akorunu basıyorum. Birinci parmağım ikinci tel birinci perdede. İkinci parmağım dördüncü tel ikinci perdede. Üçüncü parmağım beşinci tel üçüncü perdede. Bu bildiğiniz gibi do majör akoru. Serçe parmağımı da üçüncü tel üçüncü perdeye koyuyorum. Bu C7'li akor. Bunu 4 perde kaydırdığımız zaman E7'li akoru elde edeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Birinci parmağım 5. perdede gördüğünüz gibi tüm tellere basıyorum. Bu da mi majör 7'li akoru. Şimdi son yöntemimize gelelim. 9. perdeye bare basıyoruz. 5, 6 ve 5. tellere basmamıza gerek yok. Alttan 4 tele böyle basalım. İkinci parmağımızı da 1. tel 10. perdeye basıyoruz. Bu şekilde sadece 4 tele çalıyoruz. Bu da bize mi majör 7'li akorunu vermiş oluyor. Mi majör 7'li akorunun 6 farklı yöntemle çalınma biçimini gösterdim. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.